Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Psikoloji yapıyoruz bugün. İnsanlara mutlu olmak için iki yol vardır. Ya isteklerimizi kısıtlamak veya olanaklarımızı genişletmek, imkanlarımızı. Yani dünyevi rahatlık istiyorsa ama sünnet yolu ise isteklerini azaltmaktır. Kanaat en büyük zenginliktir. Ötekisi ise imkanlarını çoğaltmak aynı zamanda derdiyle beraber geliyor, o maddi imkan. Dertsiz bir nimet gelmiyor. Yani bir imkan gelmiyor. Mutlaka onunla beraber geliyor. Ama dertsiz bir nimet, yani dünyevi bir nimet, isteklerin azlığıdır. İnsanlara bağırarak büyümezler. İnsanlara bağırarak büyümezler, sulayarak büyürler. Şimşekle değil, suyla zambaklar büyür. Şimşek bağırıyor, eletiği de çakıyor ama büyümüyor, suyla büyüyor. Haklı olduğumuza inanıyorsanız sakin olmayı başarabilirsiniz. Haklı olduğunuza inanıyorsanız sakin olmayı başarabilirsiniz. İki kişi arasında kavgaya önleyenlerden bir tanesidir. Bakıyorsun adam sakin. Demek ki bu haklı. Haksızlar daha çok, Üstad diyor ki, vicdanı eksiktir. O da hırçın olur, saldırır. Yani onunla kendisini ifade etmek ister, hakka dayanmaz, kendi saldırganlığına dayanır. Biz psikolojide kullanıyorlar bunu Amerika'da, oradan almıştım. O polisiye şeyinde kullanıyorlar. Tembellik hür adamı esir yapar. Korku yalanı ortaya çıkarır, yalanı üretir. Korku çok ilginç. Yalanı ortaya çıkarır. Yok yani. Eyvah, birisi var. Bir kapatalım şimdi, bana şey mi yaptın? Öksürmem ya. Mesela sabah tuvalete gidiyorsun ya gece. Veya daha gidiyorsun. Aa, birisi var. Yok, yalan işte bu. Korku yalan ortaya çıkarır. Başka? Galiba böbreğim şey olmuş. Yani üşütmüşsün işte, yalan ortaya çıkarıyor. Öyle bir şey yok ya. Veya ya acayip acayip şeyler oluyor. Acaba buralarda bir şey mi dolaşıyor? Korku yalanı ortaya çıkarır, yalanı üretir bir de. Yalan makinesidir korku. Yalan makinesidir, çok üzerine duruyorum, yalan. Mesela ölümden korkan adam ne üretir? İyi değilim. Kim sana söyledi iyi olmadı? Sen mi söylüyorsun? İyi değilim, kendimi iyi hissetmiyorum. Korkunun tek bir yönü vardı. Gelecek. Bu bir mükemmel bir psikoloji, bir tespittir yani külliyatın. Ustadı çok harika şey. Geçmişten korku olmaz. Elem olur, sıkıntısı olur, keşkeleri olur. Çünkü korkunun resminde, korku hakikatinde mayen olmayan bir şeyi, belli olmayan bir şeyi hakkında hissiyatımız, fikrimiz geçiyor, gidiyor, lambasız. Gidiyorsun ileriye doğru. Orayı çözmek adına fikir gidiyor, ne var ileride? Çözemiyor. Hissiyat gidiyor, vehim gidiyor. Herkes kendisine göre bir şey üretip sana getiriyor. Yani bilinmemiş, çözülmemiş, çözünülememiş, izah edilememiş şey yani. Korku, portresi, resmi. İleriye bakıyor. Geçmişte korku niye olsun ki? Zaten belli. Korkulmayacak şey zaten var. Arabadan indik.
Eyvah. Yani araba kaza geçirirken korkabilirsin. Daha net diyeceğim ama araba durdu. Oh elhamdülillah. Daha korkulmaz ki. Aa çarpıyor muyuz? Yok durdum işte. Ondan korku olmaz. Korku geleceğe bakıyor. Peki korku... Korkmuyor. Zımni bir korku var. Ne? Korku yalan üretiyor. Biz ne yapıyoruz korku duygusunun elinde olana? Elinde lamba veriyoruz. Tut kardeşim ileriye. Yolun gidiyor musun öyle? Tut. Ha acaba birisi mi var? Gerek yok. Kalkmak mısın? Lambayı tuttun işte. Kimse yok ki. Lamba nedir? Noktayı istimdat. Yani geleceği yorumlamanın, izah etmenin gerekiyor. Geleceği izah eden ahirete imandır. Geleceği izah eden ahirete imandır. Nokta istimdat. Eyvah. Yani mesela bak. Beyin kanaması mı olacağım? Kalbimi sıkışıyor. Ölüyorum galiba. Lan ölüyorum demeyle adam ölmüyor ki. Ha bunun çaresi nedir? Bir dakika dur bak. En kötü senaryo nedir? Bu korkunun içine. Yani bu psikoloji sorunlar için en kötü senaryo nedir? Ölümdür. Sonu bu. Ölümü al getir bakalım. Koy masana. Peki ölüm kötü bir şey mi? Ölümle yüzleş. Ha ölüm çözülürse aleminde ölüm korkusu olmaz. Niye? Ölümü büyük zatlar beklemişler. Ölmeden önce ölmek istemişler. Gideceği yeri bilmediği için bir endişe var değil mi abi? Evet. Gideceği yeri bilmiyor. Veya gideceği yeri biliyor ahiret de. İzah edemiyor yani. Ameli ona uygun değil. Evet. Bazıları öyle diyor. Hocam diyor. Biz geleceğimizi biliyoruz, ahiret. Ama biz ölümden değil, günahımızdan korkuyoruz. Samimi misin hakikaten? O konuda hakikaten günahından korkuyor musun? Evet. O zaman geleceğin korkusu, korkunun sebebi günahlarındansa çaresi kolay. Samimiye ol yeter. Hemen şu anı güzel değerlendir. Yani geleceği yorumlamak, öyle ona karşı panik yapmak değil, bugünü güzel yaşamaktır. Geçmişten en iyi intikam almanın yolu nedir? Bugünü güzel yaşamak. Bugünü, şimdiki zamanı güzel yaşamaktır. Dost kazanmak istiyorsan, dost ol. Öfke ve ümitsizliğine öfke ve ümitsizliğini yenmek zorundasın. Çünkü en büyük düşmanındır. Öfke ve ümitsizlik. Sana düşmanlık edecek kadar dostuna kuvvet verme. Bak, sana düşmanlık edecek kadar dostuna kuvvet verme. Çünkü fazla dost olma. Mesela iyilik yapma fazla. Çünkü hani bazı şeyler de var mesela aranızda gençsiniz ya bedensel şakalar yapıyorsunuz. Kesinlikle bu yasak. Allah Resulü latife latif olmalı. Yani şaka yaparken kimliğini, kişiliğini, şahsiyetini rencide edecek tavır ve davranışlar olmaması lazım. İmam-ı Şafii ölçüsüz şaka yapanların iyi bir şekilde ayrıldıklarını görmedim diyor. Ben belirli bir yere kadar yaparım ama o yapamaz karşı taraf. Yani her Allah Resulü ben de latife yaparım. Ama diyor latife latif olma. Ne demek? Latife kişiliğini, kimliğini, şahsiyetini bozmamalı, günaha sevk etmemeli, latife, günahı tedavi ettirmemeli, günah hatırlatmamalı, ayrıldığı zaman sebap bırakmalı, latife anında huzur vermeli veya en azından bunu bu kadar yapamıyorsan buna yakın olmalı.
Latife yapıldığı zaman enkaz bırakmaması lazım gittikten sonra, latife bittikten sonra. Latife yaparken rahatlamalı. Kuvvetini iradenden al. Abi, aklımı kurtaramıyorum ben geçmişten, gelecekten, korkulardan, paniklerden. Doğru. Akıl bir alettir. Ne Müslümandır ne kafirdir. Bu telefon Müslüman mıdır? Kafir midir? Kafir olmayan bir şey Müslüman olmadığı gibi, Müslüman olamayacak bir şey de kafir olamaz. Sığır mesela kafir midir, Müslüman mıdır? Onun böyle şeyi yoktur ya. O bir mahluktur. Kim kullanırsa, kafir de kullanır, Müslüman da kullanır. Akıl da böyledir. Akıl bir alettir ya. Abi kurtaramıyorum. Niye benim aklıma bunlar geliyor? Zannediyor ki akıl Müslüman. Onun zannına göre akıl Müslüman, böyle şeyler üretmemesi lazım. Akıl Müslümansa gayrimeşru, müstehcen şeyleri nasıl tasavvur ediyor? Akıl diyor usta süpürgecidir. İmana gelen vehim ve vesveseleri süpürür. Tamam. Şimdi Ustad diyor ki 17. sözde, cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim diyor. Yani şu kısa 10 saniyelik bir tespit var ya, mükemmel bir içsel bir psikoterapidir yani. Bunu kavrasa insan düze çıkar. Nedir o? Bak, akıl bir alettir. Akıl bir alettir. Bu aletin içerisi var. İçerisindeki donanım var. Bu donanımı işte vehmi var, zihin var, idrak var, tamam mı? 12 tane sıfat var böyle. Şimdi bu komple 12 tane veri tabanı hulasa olan bir nokta var. Cüz-i ihtiyar. Hayvanlarda da var bu. 24. sözde hayvanlarda da var ama imtihana giremeyecek kadar var. Mesela hayvan o ahıra değil, buraya geliyor. Mesela arı demire konmuyor ama çiçeğe konuyor. Değil mi? O da bir tercih değil midir? Tercihtir. Tamam, tercihtir. Peki bu tercihin kaynağı nedir? Bu tercihin kaynağı cüz-i ihtiyardır. Ama imtihana girecek kadar, dine muhatap olacak kadar, olmayacak kadar. Ayrı mesele. Bu cüz-i ihtiyarın veri tabanı altı akıldır, dimağdır. İrade ise ruhsal bir sıfattır, kalbidir. Daha arka, daha merkez. O zaman ben cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim diyen iradedir. Çünkü cüz-i ihtiyarı kullanırım, kullanmam. O da bir tercihtir. Kullanmak da bir tercihtir. Kullanmamak da bir tercihtir. Kullanan ve kullanmayan o zaman cüz-i ihtiyardan daha merkezi, daha hassas noktada olmalı. O da irade sıfatıdır. İrade sıfatı sıfat-ı subutiyeden geliyor. Cüz-i ihtiyar ise esmadan geliyor. Alt seviye. Sen bunu, şunu kavra. Akıl bir alettir. Sen zannediyorsun ki imanın yeri orası. İmanın yeri zannediliyor. Akıl. İmanın yeri zannedildiği için, abi benim aklıma nitir bu tür şeyler geliyor. Allah Allah. Akıl her şey açık. Akıl kendisini korumak adına Allah bir savunma mekanizması geliştirmiş, koymuş. İhtiyar. Aklı koruma zırhı. İhtiyarını yönlendir o aklını. Çanakkale'den Avrupa'ya çevirsen, kötü filmler seyredersen, Arabistan'a çevirsen, teravih seyredersin. Sen çevir. Akıl aynı Çanakkale'den gibi. Nereye çevirsen onu gösterir. Niye geçmişe geçebiliyorsun? Önünü tutsana. Demek ki cüz-i ihtiyar, esmanın bizdeki hulasası
Yani kullanma şeyi, şemsiyesi, yani şemsiye kullanın. Demek ki aklımız, yani niçin 10 saniye dişimize yarar? Akıl bir alettir arkadaşlar. Müslüman değil, kafir de değil. Çanak kanten gibidir. Nereye çevirirsen o kadar. Bu kendi her bir hücrenin bile savunması var. Akılın da bir savunması var. Savunması da ihtiyardır. Eğer ihtiyarın zayıfsa hemen vazgeç. Usta da vazgeçmiş. Cüz-i ihtiyarında devre dişi bırak, kalbe bağlı aklın. Cüz-i ihtiyarında vazgeçtim. Yani ona geçmiş. Veya hastalık geldiği zaman mesela bak. Kötü hissetmiyorum. Tamam doğru. Öyle bir his var. Yok değil. Hemen de ki olan sensin lan. Bunu bana hissettiren sensin. Odur, onlardır, ervah havisidir. Bunu yakaladığın zaman o yok oluyor. Ya, o his yok demiyorum sana. Var ama onu yakalaman lazım. Onu onlar yapıyor. Beyin o salgılamaları ve sinyalları veriyor. Tamam, tık 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 tık. Sana böyle gözüne şeyler gözüküyor, böyle böyle yanmalar, dere akmalar. Yani ne bileyim, gözü böyle yapınca da şey oluyor ya. Böyle yıldızlar oluyor. Onu bir çıt 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 çıt. Yani hücresel, sinirsel bir şeyler yani. Çünkü doktor demiş ki sinirse, tabii sinirler onlar etki yapıyor. Siniri, ateşi birisi odun atacak ki yansın ya. Ateş, tamam doğru, doktorun dediği doğru, ilacı kullanman lazım, doğru. Ama bununla ben sana söylerken, o siniri rahatsız eden, tetikleyen, odun atan, güçlendiren o alevi bunlardır. Bunları yakalar. Kötü hissettiğin zaman bak de ki, ona sensin lan. Gül diyor usta. Bela yüzüne gül. O da eder tebeddül. Gülmek zahirine doğru. Batın gülmek onun içerisini yer nedir o? Yakala şunu. Sensin lan. Sayter. Hiç mi bunu yapamayasın? Gül ya, gül ya. Dertler sana derman olduğunu unutma. Dert ne zaman dert olur? Kontrol edemediğin şey derttir. Kontrol edilemeyen her şey beladır. Her şey beladır. Çünkü ne yapacağı sana belli değil. Kartopu aldım Suat. Nimet istediğim yere atarım. Kafayı da kırarım birisine, tavukları da bu tarafa kaçırır. Gücümü de denerim, sınarım, uzağa atarım. Ama dağın tepesine ben bunu bırakırsam, birilerine serbest bırakırsam o da katlanır. Artık kontrolüm olur mu? Gider bir evi darmadağın eder. Bir şey tetikliyor. Mesela heyelanlar geçerken dağlardan, biz Karadeniz'de çocuktuk ya. Mesela böyle yamaçlardan Karpatika yoluyla geçiyoruz. Rahmetli anam der ki, daha önce niye? Ses, anam diyemezdi de, yani bu fiziksel şeyini ben izah edeyim. Ses var ya ses, dalga, küçük bir sestir ama büyüdükçe tsunami ufak bir dalgadır ama denizde olduğu zaman gittikçe o dalga 30 metre yükseldi. Japonya'daki. Yani ses yapmayın diyor, halk arası bir şey var. Bu kara diyor, melaike var, kızıyorlar yani. Nazar şey yapıyor, kar inerdi. Karın oradan geçerken böyle konuşturmaz. Oysa fizik diyor ki, yani ses dalga büyüyor, oraya çarpıyor. Çarpınca bir basınç oluyor. Zaten hafifti. Altı ağaçlarla, yaprakların üzerine kar, şak diye kayar, alır seni götürür. Bu denizde de mi aynı tsunami'de abi? Tsunami öyle ufak bir şey çıkıyor, dalga ne kadar biliyor musun? Yani bu ufak bir dalga. Gittikçe Karadeniz'deyiz biz mesela, o sandallarda öyle. Mesela taş at. Göle taş at Durgun. Ufak bir bak bakalım to dibe nereye vurmuş. Ya şu Marmara var ya, İdo buradan giderken Mudanya'ya belki de 2 metre dalga oluyormuş. Onun için İdo'ya şey yapmışlar, şimdi yaklaşınca 20 dakika 10 dakika yaklaşınca Mudanya, Bursa'ya hızı yarıya düşürüyor. Dalga oluşmasın diye. Mesela motor gidiyor ya, suyu yarıyor. O suyun yarılması bile bir dalga oluşturuyor. Ama Mudanya'ya 2 metre yükseklikte yansıyor. Ama sandalın orada bir su yarıyor, suyuna bir şey değil. Ama elimle bile.
Kardeş, aynı bunun gibi günahlar burada küçük ama orada nasıl yansıyor? Onun için peygamberler ve büyük zatlar buraya bakarak diyor ki yapmayın öyle. Yapmayın, mekruhtur, mustahaptır, sünnettir. Vacip vacip. O ruhunuzu kirletir. Telli sazlar, aletleri dinlemeyin. Haram müzik şeyi. Niye? Ruhunu kirletiyor. Neye göre söylüyor? Mülk ve melekütü beraber gören ancak bunu diyebilir. Sen itaat edersen etmezsin. Çünkü niye? Saati şöyle kullanacaksın demiş adam. Kataloğu yapmış. Peki ona uyuyor musun? Uymuyorsun. Sonra servise... Ya sen kullanmadın kardeşim. Aa bak servisçi herhalde değil mi? Sen açtın mı tortonavide daha servis hakkın gitmiyor mu? Gidiyor. Kardeşim, bu işin uzmanı mı değil mi peygamber? Bu güven sorunu yaşamayalım. Bediüzzaman uzman mı değil mi? İmam Azam, amelde uzman mı değil mi? Telli, çalgı aletleri haramdır. İtimat kabul edebilmen için İmam Azam'ın İmam Azam'da sorun yaşamaman lazım. Çünkü İmam Azam bakın, mekruhtur deyince böyle değil. Ama abi müzik ruhun gıdasıdır. Eğer müzik ruhun gıdası olsaydı, müzik dinleyenlerin bir hafta için evliya olmaları lazım. O kadar ruhları gıdalmış ki evliya azim olması lazım. Ama çoğusu serseri. Zillet yapıyor. Ruhun gıdası olsaydı. Demek ki başka bir yerin gıdası. Yaktım beni diyor, jilet atıyor. Ruhun gıdası diyor. Demek başka bir şeyin gıdası. Neyin gıdası? Jilet attıranın gıdası. Taşkınlık yapıyorsa müzikte vesaire, o taşkınlığın gıdasıdır. Kim yaptırır? Şeytan. Bir de bu şu sorunu yaşıyorlar. Benlik yorumu. Benim nefsim, benim ruhum, ben diye. Ya arkadaş sende nefis yok mu var? Var. Bu adam beyin üretir, şeytan vesvese üretir. Bende niye beyin var? Abi benim aklım niye oraya gidiyor? Niye onların hatırına git? Arkadaş ya ben de sana şaşırıyorum. Allah'ını seversen sende nefis yok mu ya? Nefis akla sinyal veriyor. Akıl alettir. Kim binerse attır ya. At der mi ki Müslüman binmek zorunda bana, kafirin aşağı. Atın böyle şey. Araba da öyle demez. Alettir ya. Aklıma niye geliyor? Aklıma benim niye geliyor? Lan akıl bir alettir ya. Çanak antene pis efendim filmler niye geliyor? Top maç niye geliyor? Lan çevirme o tarafı, çevirmek ya. Teravih seyret. Abi gücüm yetmiyor. Ceyranla gücün yetmiyor mu? Çanağı böyle çeviriyorlar uzaktan kulatını. O zaman git elinle çevir. Elinle çevirmek. İradedir. Ceyranla çevirmek ihtiyardır. Çevir kardeşim. Daha mı çapalım? Kapat lan. Kapat. Ne demek kapat? Bazı müsaade. Açık yeni. Şöyle oku. Şöyle. Gitsin ses buranı. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Bak içeriye giriyor. Öyle olunca %10 geliyor kulağıma. Ama böyle yapınca %70-80 geliyor. Dediğim pompa gibi yaparsan %100 gelir. Sen yaptın mı pompayı? Yok. Bir tane buraya pompa koyacaksın, bir tane ağzına koyacaksın. İkisini hortumla bağlayacaksın. Beyninin içine nasıl böyle Kur'an oynuyor göreceksin. Beyninin içinde nasıl oradakileri horon oynattırıyor seyret. Adamı nasıl horon oynattırıyor? Oradaki vehimlere, negatif enerjiler nasıl oynuyor hopluyor. Koron vurur derler yani. Abi doğuluysa o zaman çifte telli oynar herhalde. Ha vallahi nasıl oynarsa oynasın. Korondan bir şey veriyor. Çift o zaman koy. Zaten çift olması lazım en iyisi. İki tane. Bir tane buraya koy. Bir tane buraya koy. İkisini bağla. Bir tane de tek koy ağzına. Burada okuyunca iki yere giriyor. Esas bu. Nasıl tutacaksın buraya? Nasıl durur bu? Koyduk. Bellastı var ya kalın. Bağla buraya, bir tane de buraya bağla, bir tane de buraya bağla. Yani kafana tutturun. Kulaklık gibi. Kulaklık olmaz mı abi mikrofonla? Elektronikle bozar değil mi oraya yoksa? Yok ya, kulaklık nasıl yapacaksın ki? Hayır, mikrofonlar var ya. Böyle almaya da var yani. Böyle mikrofon tabi de okuyorsun. Nerede okuyorsun? Okuyunca orada küçük alet var işte. O sesi oraya yönlendiriyor. Ha olur, o da olur. MP3'ler var ya böyle. Olur. Ha, olur değil mi? Yani mantığını şey yapıyorum, sen kendine çözüm yap. Övülmek için övme. Eski fikirlerin paslanmış,
çivilere benzer. Eski fikirlerin paslanmış çivilere benzer, yerlerinden kolay kolay sökülmezler. Bunu yazmıştık. Bayağı çekmiştim de ondan yazdım. Altına bir şeyim var, şer var. Niye yazdığımı bana ay. Eski fikirler paslanmış çivilere benzer, yerlerinden kolay kolay sökülmezler. Ahlak, huy zor değişir ya bu. Hele 40'ı geçtim, tamam uğraşma onunla. Rus'u feda eder, çok zor. Bunu dinleyen sözümü 40'ı geçen insanlar olacak. O zaman kendini mesela gençken 20 derece güç harcarken şimdi 50 harcayacaksın kendini değiştirmen için. Çok zor. Ben şimdi buyum arkadaşlar. Ben artık bunun dışında olamam. Benimle dost olmak isteyen beni böyle kabul edecek. Yoksa bana gelmeyecek. Ben buyum, değişemem. Demeyeceğim. Değişemem demeyeceğim. Böyleyim ortalama ama değişemem demeyin diyor. Çünkü Allah değişin diyor. Müsbet değişin. Ama zor. 40'tan sonra zor. Çünkü değişemeyecek bir şeyi Allah teklif etmez. Belki azimine vazi vel afinanin nas. Yani öfkelerini, Cenab-ı Hak diyor ki, öfkenizi yutun. İnsanlar affedin. Ama ben ya Rabbi yapamıyorum ya. Ben değişemem. Allah diyor ki değişin. O ki değişemeyecektin Allah der miydi? Ama 40'tan sonra zor. Siz çoğunuz gençsiniz. Sen kaç yaşındasın? 25. 25. Kaldı 15 sene. Sen Suat geçti. Senin geçmiş mi? 3 sene var abi. 3 sene var. Sen? Benim de 19 sene. Oo. 9 sene var. 9 sene. 9 sene var. Senin adın neydi ya? Mustafa. Mustafa. 9 sene var. Ona göre kendinizi, kişiliğinizi, kimliğinizi sabitlemek için fırsat var daha. Bu dersleri biz gençken duymamıştık. Paylaşıyorum. İstifademi istifadelerine sunuyorum. Ben cömertim. Bana has bırakmıyorum. Oysa kendim için yazmış. İkide bir bakıyorum. Çünkü Rabbime Allah'ım bana ver, senin kullarına vereceğim diye söz vermişim. Allah da bana veriyor. İstihdam ediyor. Ben de yazıyorum. Niye bunu yazdım? Bilmiyorum mesela. Demek ki birilerinin ihtiyacı var. Allah yazdırıyor. Ya bak burada ne yazmışız? İnsan anlamadığı şeye sahip olamaz. Arının evini yıkan, bu dün yazmışım bak. Arının evini yıkan, balın tatlılığı, kuşu kafese sokan güzel ötüşüdür. O zaman ağzını tut. Balını da reklam etme. Evini yıkarlar kafana. Akıl bir alettir. Ona ne düşünmesi gerektiğini iradenle sen belirlersin. Hadis-i şerifte, bir adamı sevdiğin zaman adını, babasını vesairelerini sorun diyor. Aranızdaki bağın adı çoğalıyormuş. Akraba nerelisin, ne iş yaparsın falan sorun. Hatta kendi ismini, babasının ismini falan sorun. Sözler söyleyenlerin ölümüyle ölmezler. Sözler söyleyen, ben söylemişsem, eğer birisinin kafasına kalmışsa kalbine, ben ölsem bile sözüm ölmez. Kötülük de öyle ha. Bana rahmetli, öyle bir laf demişti ki Allah içinde ya. İstemiyorsan böyle, iyi demek lazım. Tarlada kendiliğinden karışık bitkiler gibi, sende de ortaya çıkan hislerini aşıkla, aşıyla ve şekiller ver. Aşıla ve şekiller ver. Aşıla. Doğru yazmam. Tarladan çıkan kendiliğinden otlar var böyle. Ayrık otları var. Mesela Karadeniz'de bir de ağaçlar çıkıyor böyle. Fidanlar çıkıyor. Fare taşıyor. Fare var öyle fare. Kestane, Karadeniz'in kestane dike faredir bizde. Mesela fare ne biliyor musun? Gider, çok insan, aynı bu asıl insanını anlatıyor. Bak, gider, yazmadım ama bak. Buradan kestane arar, bulur. Gelir dikecek, şeye saklayacak kış. Güneş orada. Böyle bir bakar, güneş burada.
kasır kapatır. Nerede? Burada. Getireceğim bir tane de. Bir tane de etmez ki. Gider getirir. Güneş nerede? Burada. Tamam buraya ben... Bilmez ki güneş kaydı. Bir bakın ha burada. Burayı kazar. Zanneder ki aynı yere koydum. İkincisinin hatırına gelmiyor, hafızası yok. Sonra gider bir tane daha, güneş geldi buraya. Burayı kazar. Böylelikle tarlaya her tarafı kestane eker. Çiftçi gibi. Ha, bak şimdi, bunun gibiyiz. Güldük ama aynı biriz, böyleyiz. Dikiyoruz. Dünyayı sabit zannedip mal biriktirmek budur. Mesela nasıl? Bak, benim ya, güneş de benim anlamıyor. Bir kaydı şu, kazandığınız parayı iki kişi yiyecek. Elin kızı veya elin oğlu yiyecek. Kızın varsa elin oğlu, kocası yiyecek. Onun çocukları, elin oğlunun çocukları. Torun demişsin. Eğer oğlun varsa elin kızı yiyecek. Senin oğlun sabah çıkacak, akşam gelecek ama senin daireye elin kızı oturacak. Yani başkasına çalışıyor. Ya ahiretini yap. Evet. mesut olmak istiyorsan bir garibanı mesut et. Sular yükselince balıklar böcekleri. Bak sular yükselince balıklar böcekleri karıncaları yer. Gidiyor ya. Yani mesela bak burada karıncalar, böcekler var. Su yükseldi. Balıklar ne yapar? Çok önemli bak. Çok önemli. Bunu kutsal efendi şey yapmış. Bak. Hayal edin. Suyun kenarı. Irmakta bilmem ne. Böcekler var, tamam mı? Solucanlar var. Var. Karıncalar var. Su yükseldi. Suyun altına kaldı. Balık gelip onları yer. Ama su çekilince balıklar ölüyor. Bu sefer böcekler ve karıncalar balıkları yiyor. Biz buyuz. Maddeyi yiyoruz, maddenin peşine koşuyoruz. Sağlığımız gidiyor. Vefat gelince mal bizi yiyor. Aşağıdan. Hem de kemiklerimize kadar. Böcekler bizi yiyor. Derin derin nefes alıyoruz şimdi. Su yükseliyor. Nimetler, imkanlar, gençim, dinamayım. Hep böyle zannediyorum. Su balık zannetmiş ki hep böyle olacak. Ha, geçicidir o. İşte bir dalga gelmiştir, bir su yükselmiştir, afat geldi. Veya bir su çoğaldı, rahmet çoğaldı, rahmet çoğaldı, yağmur çoğaldı, yükseldi. Tarlaya girdi. Tarladaki böcekleri karınca yedin. Karınca diyor ki öteki kaçan büyük. Evlatlarımı yedin. Tamam, merak etme. Su bir çekiliyor, balık kalıyor susuz. Tepesine biniyor. Ben de şimdi yediğini yiyorum diyor. Sen benimkini, ben yedim, ben de seni yiyorum işte. Bak beni yedin, beni yediklerini yiyeceğim tekrar, aslıma diyor, her şey aslına rücu eder. Daha fazlasını yiyor ya. Veya kimini de yiyor. Küçücük az değil ama o kadar balığı yiyor sen. Evet, küçük karıncayı sen yedin ama o da buna mukabil koca balığı yiyor. Doğru. Ümidin yaşadığı yerde ümitsizlik ölmüş demektir. Her şeyde iyi mi olmak istiyorsunuz? Canlı mı olmak istiyorsunuz? Sıhhatli mi olmak istiyorsunuz? Ümidinizi kaybetmeyin. İyi değilim, kötü hissediyorum, hoş değilim. Bu ümidini kaybetmenin alameti. Şeytanlık bu, şeytanın özelliği bu. Şeytan dört vasfıyla şeytandır. Haset etti, gururlandı, ben merkezli düşündü, Allah'tan ümidini kesti. Allah'tan kesmiyoruz ama Allah'tan rahmetine kesiyoruz. Ümitsizliği sizi o atıyor o namussuz. İyiyim. Geçmişler geleceğe suyun suya benzemesinden daha çok benzer. Geçmiş geleceğe suyun suya benzemesinden daha fazla benzer. Aynı. Geçmiş ve gelecek aynı. Niye o kadar? Çünkü yaptığımız amel geçmiş değil mi?
Ama biz haşire gidiyoruz. Geleceğimize, geçmişimize gidiyoruz. Yaptıklarımızı görmeye gidiyoruz. İstikbale gidiyoruz. Gittiğimiz yer mazimiz. İstikbale koşuyoruz zannediyoruz, tamam mı? Meğer mazimize gidiyoruz. Ustad diyor ki zaman haddi mustakim üzerine gitmiyor. Daire var hareket ediyor. Tuhaf değil mi? Tamam. Bunu şeyden çıkarmış şey yaptım. Hutbe-i Şamiye. Zaman daire var mı hareket ediyor? Evet. Geçmiş, yaptığımız geçmiş değil mi? Dün geçmiş değil mi? Haşirde görmeyecek miyiz geçmişimizi? Geçmişimize gitmiyor muyuz? Yaptıklarınızı göreceksiniz diyor. Yaptıklarınıza gidiyorsunuz. Hani geçmişti? Geçmiş demek, geleceğe doğru gitmek, geçmişten uzaklaşmaktır. Geçmişten uzaklaşmak gibi gözükürken aslında aşağıdan arkasına dönüyoruz. Miraç meselesini anladın da onu şey yapalım. Miraç bu işte, başa döndü. Allah Resulü. Başa döndü. Meyve halinde çekirdeğe döndü. Sabah düşündü onu. Evet, ağaç. Nankörlük mezarlığa benzer. Nankörlük mezarlığa benzer. Ölümden korkma. Çünkü biz varken o yoktu. Ölümden korkma. Çünkü biz varken şu anda o yok. O varken biz olmayacağız. Korkma onun için. Hazinenin neredeyse yüreğin de oradadır. Senin hazinen nerede? Yüreğin de oradadır. Sen bu tarafa gelirsin. Biraz vurmasın sen. Sırtına. Buraya otur otur. Ben karışma. Yemine bakıp insana inanılmaz. Bu da çok önemli. Ticaret yapanlar. Yemine bakıp insanlara inanılmaz, insana bakıp yemine inanılır. Tamam mı? Hocam, tamam yemin olsun, tamam bunu tamam böyle dedi. Tamam mı? İnsana bak, yemine bakıp insanlara güvenme. İnsanlara bakıp yeminine güven. Allah da Allah'a bakıp yeminine itimat et. Vel cibale evtâde ve yemin ediyor. Yemin olsun ki. Korkuyoruz değil mi? Ödümüz patlıyor. Niye? Yeminin değeri Allah'tan geliyor. Yemini kıymetli kılan, kıymetsiz kılan yemin eden kişi aittir. Ya yeminime niye inanmıyorsun? Yeminine değil, sana inan. Çünkü senin yeminin. Yemine değil. Yemine haşa, müstakildir. Senin yeminin. Senin değil çünkü. Sen onun sahibi değilsin. Müslüman yemin eder mi abi? Müslüman yemin eder. Allah bile Kur'an'da ediyor. Ama lale tayin etmez. İkide bir yemin etmez. Yani Müslüman yalan söylemez denildiği için. Ya Allah yalan da söylemez ki. Allah da yemin olsun ki diyor. Yani bu işaretleyeceğiz de yalanla manasına değil, söylenilen, iddia edilen davanın tekit içindir, kuvvetlendirmek içindir. Kesin manasında. İlle halk arasında anlaşılan şu, yemin yalan ihtimali var onu kaldırıyorum. Biz yemini onun için kullandığımızdan yemin öyle anlıyoruz. Oysa yemin manayı güçlendirmek içindir, mananın köklerine işaret etmek içindir. Mananın kaynağı çok derin olduğunu göstermek. Yani kaynağını ifade eder yemin. Yüzeysel değil. Suda boğulanlardan daha çoktur içkide boğulanlar. İçkiyle patlayanlar, içkiyle ölenler mi daha çoktur, suda boğulanlar. İçkiyle boğulanlar daha çoktur. İhtiyacın olmayan bir şeyi kaça alırsan al, pahalıdır. İhtiyacın olmayan bir şeyi kaça alırsan al, pahalıdır. Bak şimdi vücudum alıştı, Allah razı olsun. Oh, kırmızı hoş olur. Derisini değiştirmeyi bilmeyen yılan bile ölür.
Bizim Karadeniz'de çok var bu. İran'ın şeyini görürsünüz, elbisesini. Bilmeyenler söylüyorum. İlan elbisesini değiştirir. Niye değiştirir? Senede bir defa değiştirir. Bazen bazı ilanlar iki defa değiştirir. Elbisesini değiştirmeyi bilmeyen ilan ölür. İhtiyacı olmayan dediğin şey israfa girdiği için mi abi? Evet. İhtiyacın yok ki. Bir kalemim var, bir tane de alıyor. Abi çok ucuz al. Kaça alırsan al. Kullanmayacağım ki, duruyor orada. Orada duruyor. Ben bunu kullanacağım. Unutma, odunu sen kesersen iki defa ısınırsın. Sen kes. Hoşgörü, sorumluluk duygusu derin olan insanlarda mevcuttur. Hoşgörü kimde olur? Sorumluluk duygusu derin olan insanlarda olur. Yüzeysel insanlarda hoşgörü olmaz. Af olmaz, kucaklama olmaz, bağnaz olur. Topluma geldiği zaman hep çatışmayı arar. Çatışmayla beslenir, onun ruhu odur. Çatışma ortamında beslenenler var. Ve cemaatin arkadaşlarını da hep çatışmayı terler. Çatışma zeminini hazırlarlar. Biz diyerek karşıları ötelerler. Ve ötelerler, ertelerler ve ötelerler. Hoşgörü ise kişiler arasında bir yol bulup ona hakikati nüfuz etme imkanını arar. Allah Resulü'nden daha büyük hoşgörü var mı? Peygamber'de var mı? Ebu Cehil'e kaç defa gitmiş? Evet. 30'un üzerine gitmiş. Rivayet bu. Cenab-ı Fekula kavlen neyine ya Musa. Firavun'a git demiş. O da 30 küsür defa. Ya Rab artık Musa Aleyhisselam demiş. Allah'ım biraz siyahatını kes. Biraz da servetini kes ki laf dinleyecek hale gelsin de söyleyeyim. Sen, Cenab-ı Hak diyor ki, fekûlâ kavlenne yine, yumuşak git söyle. Bak, Firavun'dan daha büyük Firavun var mı? E şimdi biz bir dinsize gitsek, bir kiliseye gitsek, gidi diyorum almaya der, pazar katılıyorum. Ta ki davamdan eminim, kendimden eminim, imanımdan eminim. Tamam mı? E gidiyorum, o bana, onlar benden rahatsız oluyor. Diyalogda kim rahatsız olur? Davasında şüphe eden rahatsız olur. Kendinden şüphe eden rahatsız olur. E ne yapıyoruz? Gidiyor, diyalog kurmadan tebliğ nasıl olacak? Ben daha burayı anlayamıyorum. Tebliğ nasıl olacak? Nasıl devam anlat? Nasıl götüreceğim ona ben davayı? Çok tuhaf insanlar ya. Sığ insanlar. Bedevi insanlar. Resulullah'a alet eden, Kur'an'a alet eden vahşi bunlar. Neyi kastettiğimi biliyorsun. Ne hoşgörü olacak tabii, Müslüman hoşgörülüdür ya. Hoşgörülü demek, karşıki tarafın zihniyetinde olmak demek değil ki. Şudur, her makamdan bakabilen, fakat hiçbir makama mahkum olmayıp, her makam üstünde insanlara mecra verebilme makamıdır hoşgörü ya. Her pencereden bakabiliyor. Her insan seviyesini biliyor, her insan seviyesinde yaklaşma metodunu bilip, onlara ne lazımsa vermektir ya. Ben ona yanaşmasam nasıl anlatacağım? Biri bir kafir, bir soytarı, efendim bir sefi gelip de hocam senin fikirlerini çok merak ediyoruz ya, bir anlat bana den oldu mu? Böyle bir şey oldu mu ya? Ben gitmişim. Araya seni görersen iletişim sağlanamaz galiba. Ya nasıl olacak ki ya? Ben anlamıyorum ki ya bu. Ne kadar yani birilerine düşman olacağım diye Resulullah'ın sünnetine düşman olunur mu? Allah Resulü'nün sünnetidir ya diyalog. Allah Resulü'nün sünnetidir hoşgörü ya. Kur'an'ın hoşgörüsüdür. Mesela sen diyor o yanındakileri hoşgörülü davranmasaydın kimse yanınızda kalmazdı. Ey abibim diyor Kur'an'da Cenab-ı Hak peygambere. Kab bin Malik mi hani savaşa gitmemişti ya. Altı kişi mi neydi? İki mi altı mı? Üç. He? Üç kişi. Üç kişi mi? He. Gitmedi de bir özür yok. Hani 40 gün şey ayet gelmedi. Ondan sonra işte o şeyler olduktan sonra Allah bir mana diyor ki ayetin. Tam metnini bilmediğim için bir mana diyorum. Sen etrafındakilere hoşgörülü, yumuşak davranmasaydın, etrafında kimseyi görmezdin. Kardeş ben sizin karşınıza geliyorum, surat asıyorum, bilmem ne yapıyorum, kırıp döküyorum. Ki yani kendimi farklı imtiyazlı kılıyorum. Farklı yiyorum, farklı giyiniyorum, farklı işe, imkanlara sahip. Böyle olur mu ya? Bu insanlık olur mu ya? Nasıl bir vicdan ya? Hatırladınız değil mi? Birisi siz de vardınız ya, sen var.
Beni iftara birisi davet ediyor. Abi seni davet ediyoruz. Ben grubumla beraberim. Beni davet ettiğin zaman grubumu kastedeceksin. Ben yokum. Öyle mi? Olmaz. Gitmem, gitmemiş. Gitmem. Gitmişsem var mı? Var. Ailedir de ondan. Yani ya akrabamdır ya da bir sorun var o ailede. Barıştıracağız, bilmem ne yapacağız. Aile içine giriyorsun. Size o zaman gerek yok. Ama iftara asla. Ben ne giyiyorsam sen de onu giyeceksin. Giyme seviyende olacaksın. Ben ne yiyorsam beraber yiyeceğiz sofrada. Ya olur mu kardeşim ya? Bugün okyanus gibi olacaksın ya. Allah aşkına nasıl bir vicdan, nasıl bir şefkat, nasıl bir şey ya? Nasıl bir rahatlama ya? Bu olur mu ya bunun zıttı? Nasıl olur? Hoşgörü ben yapmasam adamı. Ya kardeşim hoş geldin. Yeni gelen bir solcu gelmiyor. Kardeşim hoş geldiniz. Ne yapmayayım? Hoş geldin kafir. Ya ben mi manyaklaştım ya? Bunlar bir tuhaf ya. Ne zalim ya. Sidiler yapmışlar ya. Başkörünün başı diyor, şey diyor, Said Nursi. Evet doğru. Çünkü sünnetini yaşayan o. Allah Resulü kardeş gibi. Diyor ki, ya Muhammed, dağlara mevkem melaiken huzur ediyor da, o hurmalar şey attı ya, taş attı. Bu diyor Mekke daha Allah onu melekelini Allah Resulüne gönder emrindeyim. Taif'teki. He. Ondan sonra Taif'teki şey. Dağ Mekke melekesi gelip dedi ki ya Muhammed Allah beni görevlendirdi. Ben şu dağın melekeliyim. Emret başına geçireyim şunu. Ben olsam ya Rabbi bütün şeyler geçir derdim. Ya Rabbi benim kim olduğumu bilmiyorlar. Ne olur Allah'a merhamet et, affet. Beni onlara. Bu nedir? İki şık. Ya hoşgörü ya da hoşgörüsüzlük. Bu hoşgörü müdür değil midir? Onlara dua ediyor mu etmiyor mu? Allah Resulü gitmeyi bırakmıyor, dua ediyor. Gitmeye bırakmıyor, dua da ediyor. Hoşgörünün ilerisine bakın. Allah mı hidayet ver? Boy sen niye dedin hidayet? Hidayet niye verdin diyene Allah hidayetini çeksin diyeceğim demeyeceğim yani. Ona da hoşgörü göstermem lazım. Lan sen hidayetini Allah sana nasip etti. Bırak da o da olsun ya korkma ya. Cennete girsin ya cennet ufalmaz ya. Hı. Nurcuları itham ediyorlar da çünkü nurcular hizmet ediyor. Her ablaya köpeğe niçin cevap vermiyoruz? Her ablaya köpeğe diyor taş atsam sokakta taş kalmaz. Meyveli ağaç taşlanır ya. O için işimizi yapacağız ama doğruyu da böyle yeri gelince anlatacağım ki. İşimizi yapacak bir şeyle meşgul olmayacağız. Biz gelenlere hoş geldin kardeş. Dün mesela teravih. Burada şeyden gördüm kameradan. Adam teravih bitti girdi içeriye. Yemeği yedi. Teravih başladı çıktı dışarıya. Kaçtı namazdan. Genç ya. 17-18 yaşında. Tekrar gitti. Ben onu aşağı indim. Burada gördüm. Şeyde. Hemen onu gittim karşıladım. Hoş geldin. Sanki yeni geliyormuş gibi. Bu sefer ben onu iftarda gördüm. Hoş geldin ya. Hoş geldin lan. Namaz kaçkını. Hoşgörü gösterme. Ya hoşgörü göstereceğim ya göstermeyeceğim. İkisinin ortası var mı? Ya ben anlamıyorum ya. Bağrıma basıyorum. Adam bu sefer dersi girdi. İlk gününüzü unutmayın. Merhametli olun. Ha, senin ilk günündür sokaktakilerde. Üzalı ders istemiyorum. Hani senin ilk günün hatırladın mı? Sana nasıl ders yapıldı? Ha, bunlar da ilk günü. Ah, ah, kör. At gibi kör. Görmüyor ki, yorumlayamıyor ki. İnsanlar nereye ihtiyacı var? Niye bu dersi yapıyorsun? Anlamazsın sen. İster dinle, ister dinleme. Biz zaten senin peşinde değiliz. Sen zaten bulmuşsun. Ben bağrım yanıyor. Müslümanımın sıkıntısına derman olmak için yapıyorum. Sen anlamazsın. Sen çünkü gönlün dar. Allah da dar olduğu için seni darlaştırmış. Ben bunlar niye yapayım? Ne sevdalığım var? Bunu parayla da satabilirim. Satamaz mıyım? Bunu saman kağıdına bastıramaz mıyım? Saman ya hiçbir şey yapmasam. Şu 16. defter ya.
böyle şey yapsam satamaz mı? Bir yapacağım şu, edebiyatçı vereceğim, diyeceğim ki bunun imla hatalarını, noktaları, noktası düzelt o kadar. Parayla satarım. Hayır. Ben Müslümanıma hizmet etmeye şeref duyuyorum. Şeref duyuyorum. Zaten onlardan şefkatinden dolayı bütün çektiğim sıkıntılar ondan. Ondan hücum ediyorlar. Eski bağnazlar ne dersi yapıyor, nereden çıktı? Tipi tipten çıktı. Anlamazsın. Bak, hoşgörü okuduk. Asalet nesepte değil, edeptedir. Nereden çıkarttım? Kişinin değeri neslinden değil, kendindendir. Mahkemattan. Mu yazdırmışım buraya. Mu. Bak. Asalet nesepte değil, edeptedir. Edeptendir. Zulüm olurdu yoksa. Benim asaletim, yani benim şahsiyetim, kimliğim, kişinin asaletten geliyorsa, ben o zaman imtiyazlı doğmuşum. Eğer asaletsiz doğanlar, ailesinden geliyorsa asaletsiz, o da o şanssız doğmuştur. Olurdu. Oysa kişinin değeri kendindendir, neslinden değil. İlk dönem Ebu Bekir'in Sıddık'ın oğlu küffarın tarafındaydı. Ebu Cehil'in oğlu İkrime radıyallahu anh sahabe. Neslinden midir şimdi onun değeri? Sahabelerin bir kısmı belki de nikaha, İbrahim aleyhisselamın çoğu öyleydi ama belki de İbrahim aleyhisselam nikahı bile olmamış babasında. Gerçi o zaman adetti İbrahim aleyhisselam diniyle nikah yapanlar. Misal yani. Onun için kişinin değeri kendindendir, neslinden değil. Edebindendir yani. Yani senin asaletin nesepten değil edeptendir. Haddini hududunu bilmektendir. Had, hudud. Ortada kazandığın şahsiyettir, kimliğindir. Beni akrabamla mı ölçeceksin? Akraban, yani akrabanla şey yok. Topraktan çıktı diye, gübreden çıktı diye gübre diye ki. Ahmağa yüz, aptala söz vermeye değmez. Ahmağa yüz, aptala söz vermeye değmez. Sakın aptala, cahile tevazu yapmayın. O öyle inanır. Yok kardeşim, ilmin izzetini indirme. İndirme kardeşim, senin böyle şeyin yok. Estağfurullah kardeşim, siz daha bir... Buyurun. Hayır, kardeşim geçin oraya otur. Yani edebin ne tabii. Otur oraya değil de. Buyurun otur. Hocam siz daha biliyorsunuz ama bir şey soruyorum. Estağfurullah yapacağım. Niye estağfurullah diyeceğim ki? Tabii ki ben daha biliyorum. Niye estağfurullah ki? Neyi ben? Benim hakkım mı benim bu elbisemin? Ben onu nasıl indireceğim ki? Hem terbiyesizlik olmasın hem gurur olmasın. Evet, bende var güzellik. Ustad diyor değil mi? Bende var güzellik. Bu elbisede var. Hocam çok güzelleştiniz. Doğru. Benden daha güzeli var mı desen gurur oldu. Yok canım neresi güzellik ya? O, ya sanki güzellik bana mı kaldı? Bu da küfranı nimet. O zaman diyecek evet güzellik var ama bana ait değil. Dolayısıyla libası bana giydirene aittir. Bende meziyet varsa, ilim varsa, bu tür şeyler varsa doğru var. Ama benim değil. Bana giydiren, bana veren Allah'a aittir. Ama var bende. Hani diyorum ya bazen, Resulullah ben anlatacağım. Ben bir anlatayım böyle. Nur-u Muhammedi'den başlayalım. Çünkü Nur-u Muhammedi esas yapalım. Ne diyorsun? Allah verdi. Yok estağfurullah. Ne estağfurullah? Niçin estağfurullah? Allah'ın nimeti. Ama kendi üzerine alsan, kaynağı sen kabul edersen, o zaman olmuyor. Zayıf yanını bilen güçlü, zayıf yanına hükmeden daha güçlüdür. Bak, zayıf yanını bileceksin. Zaaf noktan. Ben buraya girersem ne olur? Böyle dersem ne olur? Veya böyle bir ortamdan bana ne gelir? Zayıf yönlerinizi bilirseniz güçlüsünüz. Ama zayıf noktanıza hükmedebiliyorsanız çok güçlüsünüz. Ben zaafım bu. Mesela ben topluma girince damarıma buradan dokunulacak. Tarih oluyorum. Şaka yerinde olmuyor. Ya yapmayacaksın, yanlışmayacaksın.
Allah bile insanlar hakkındaki hükmünü ömürleri sona erdikten sonra veriyor da, biz aciz insanlar kim oluyoruz ki onları birkaç kez görmekle, haklarında bir iki dedikodu dinlemekle haklarında hemen hüküm veriyoruz. Sen kim, ben kim oluyorum ya? Allah bile benim nasıl bir insan olup olmadığımı sonunu bekliyor, haşir meydanını bekliyor. Hasenat seyyar. E biz kim oluyoruz ki adamı bir iki görmeyle, bir iki dedikodu dinlemeyle, onun hakkında bir laf dinlemeyi, biz onun hakkında hükmü ediyoruz, iyidir, kötüdür. Ha iyi demek iyidir de, kötü demenin ne sana sevap getirir ama mesuliyet getirir. Ya bırak ya Hasan Hoca ya, dedin milletin içinde. İsabet ettin, hakikaten aşağılık bir adam. Hiçbir sebebin yok. Ama değilse iftira. İse gıybet. İse gıybet. Doğru söyledin, sebebin yok, tam tersine gıybet. Değilse iftira. Neye gireceksin ki bu rızka? Allah bile insanlar hakkında hüküm verirken sonunu bekliyor. Son. Biz kim oluyoruz? Böyle bir vazifemiz mi var insanlar hakkında hükmetmeye? Bilgi insanı, bak ne kadar hoş değil mi bu dersler? Bak, bilgi insanı kuşkudan, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarırmış. Bu da şey, hatveden, hatve yazmış. Bilgi insanı kuşku, yani vesvese, şüpheler. Bak, bilgi insanı, ben ne kadar hoş ya, bu kardeşlerim bu dersleri dinleyince of be diyorlarmış ya. Yani vehimden, vesveseden, üç harfleden, ya ne kadar rahat ya, ne kadar neymişiz biz ya. Hazine, üzerine hazine, hazinenin üzerine oturuyor, haberi yokmuş. Ben de diyorum ki, kıçının altında aşağıda oturduğun yerde hazine var. Harabat ehlini hör görme sakın. Hazinelere malik viraneler var. Harabat ehlini sakın hor görme. Sakın hor görme. Yani harabat ehli ya, böyle harabat. Yani harabat çatısı çökmüş, camlar kırılmış. Yani ev tarladan olmuş. Harabat ehli, harabattır orası. Harap olmuş. Harabat evi böyle hakir görme. Ama o evin 10 katı bile daha fazla hazine var gömülü orada. Harabat ehlini sakın hor görme sakın. Hazinelere malik viraneler var. Hazine var adamda. Sen yeter ki hazinenin farkında ol. Merak etme dökük yıkıklığına. Binanın çöktüğüne bakma sen. Hazine var sende. O binanın 10 katı değerinde hazine gömülü. Ayağa kalk. Ey Müslüman, titre ve ayağa kalk. Müslüman, İnsanı, bak, bilgi insanı vesveselerden, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır. Arkadaşlar, hayatta o kadar yapılacak hata var ki, aynı hatayı yapmakta ısrar etmenin anlamı yok. O kadar hata var ki, ya ben bari başka hata yap, eskiyi artık tekrarlama. İyi bir evlilik iki şeye bağlıdır. Bunu da şey, meşhur etmiş yaptık. Birincisi doğru insan bulmaya, ikincisi doğru insan olmaya. Mesela bir kadın veya bir erkek beni aradığı zaman, işte abi işte şöyle bir sorunumuz var falan dediği zaman, ben onu dinlerken zannediyorum ki onu dinliyorum. O anlatıyor, karısını anlatıyor. Veya kocasını, karısını anlatıyor. Karısını anlatırken diyor, karımı anlatıyorum zannediyor. Ben aslında karısının aynasında kendisini anlattığını biliyorum. O anlatırken kendisini seyrediyorum. Kendisi o. Ben kendisini anlatıyor ya. Bak, Müslüman Müslüman aynasıdır ya. Aslında karısında gördüklerini anlatıyor. Aslında idare edilmeyen eş yoktur. İdare edilmeyen eş yoktur. İdare edemeyen eş var.
çoğu karşıya anlatıyorum zannıyla kendimize anlatıyoruz. Farkında değiliz. O kendi hislerini anlatıyor değil mi evet, adam aslında? Evet. Yani onun hislerini bilemez ki iyi mi düşünüyor, kötü mü düşünüyor. Tabii kendisini anlatıyor, farkında değil tabii. Tamam. Yani evliliğin temelinde iyi bir insan seçmektir. İki, iyi bir insan olmaktır. Kavga iki kişiyle olur. Sen olmasaydın kavga olmazdı. Yani Arabistan'da bir trafik kuralı var, çok hoşuma gidiyor. Park. Geldi araba vurdu onu. Kim suçlu Türkiye şeylerine? Dünyanın bütün trafik kurallarına göre kim suçlu? Vuran. Arabistan'da öyle değil. %1 sen de suçlusun. Niye? Arabayı oraya koymasaydın hava boşta olacak. Hava boşta olsaydı o adam oraya vurmayacaktı. Var olman bile suçtu, suçtur. Mutezile olduğu için. Mutezile olduğu için. Onun için kadın seninle kavga etti. Demek sen varsın. O suç. Güzel bir şeymiş. Ondan sonra kadın seninle kavga ediyorsa Allah'a şükret. Sokağa çıkıp da birisiyle o kendisini tatmin etmiyor. Yani öfkesini tatmin etmiyor. Sana bağırıyor bağırıyor boşalıyor. Ha iyi elhamdülillah bu işe yarıyorum de. Çöp tenekesiyim elhamdülillah at doksun tamam. Eve atacağına çöplerini. Kutu olayım de bana başıma dönsün. Bir tane anlatayım size. Abi çok sabırlı olmak lazım. Evliliği kolay mı? Peygamber gibi sabır olmak. Yok peygamber olmaya gerek yok. Yalnız bildiğini yetiyor. Bilmek. Bak bir tanesini anlatayım. Bak peygamber değil bu adam. Fersat Efendi Trabzon'da çok meşhur. Karısı çok acuzeymiş. Karısından dolayı evliya olmuş. Bazı kadın var ki kocasından dolayı evliya oluyor. Bazı erkek var ki karısından dolayı evliya olmuş. Evliya gibi insanlar var ben biliyorum ya. Fersat Efendi bak. Karısı acüze. Bizim eski evler şu. Altta ahır, üstte ev. Tamam. Evinde bu şey de toprak. Eski de topraktı yani evin avlusu. Ateş de orada yanar. Yani böyle gelen giden hakaret edermiş. Mesela adama ziyarete geliyorlar fıkıh soracak. O köpeği mi arıyorsunuz? Böyle dermiş. Adam sabrediyormuş. Bir gün ateşte oturuyor adam Ferşat Efendi. Kur'an'ını çaparken kadın gitti evin ortası. Evin ortası toprak. Kazmayı aldı kazıyor. Ne yapıyorsun hatun demiş ya kazıyorsun. Fasulye ekeceğim demiş. Evin ortasında. Çok iyi yaparsın dedi ya. Hiçbir şey yapmamış. Fasulyeyi dikerken gitti o da taktı. Kur'an'ı bıraktı. Sırık getirdi. Sırığı dıktı. Bak hatun dedi. Sırığı da koyalım. Fasulye buradan çıkar dedi. Çok iyi düşünmüşsün. Kazanı buraya koyarsın ateşin üzerine. Fasulye koparız onun için atarız demiş ya. Tarlaya gitmeye gerek yok. Gayesi şu. Kadın adamı kızdırmak. Çıldırtmak. Hiçbir şekilde kızdırtamıyormuş. Hiç kızmıyormuş adam. Onun için oraya fasulye ekiyor. Sen ne biçim kadınsın ya buraya mı fasulye ekilir falan bir bağırsın diye. Adam ne yaptı tam tersine? Sırı da getir. Kadın çok iyi düşünmüşsün demiş ya. Sırı da ben getireyim demiş. Bu sefer öyle deyince kadın nasıl bağırmadı bunu da yaptı diye. Bağırdı çağırdı oturdu. Ben oturuyorum. Gene hiç ses yapmadı. Baktı ki bu kadar bağırdım gene bağışlar yapmam geldi bir kazan suyu başına aşağı döktü. Dedi ki bu kadar şimşek çattıktan sonra demiş bu kadar yağmur inmesi normal demiş. Helal olsun. Bu yaşanmış hikaye değil. Ya. O kadın delirmiştir abi çıldırıyordur ya. Ha istiyorsan sen de öyle yap. Keşke yapabilsek abi ya. Kolay bir şey değil. Karşı iki tarafa ceza vermek istiyorsanız kötülüğüne iyilikle mukabele edin. Aynen. Peygamber o. Vicdanı yansın. Ulan ben ne yapıyorum? Baba ne yapıyorum? Dittir. Savunma verme eline. Öyle dediği için ben böyle dedim. Vicdanını rahatlatıyor. Peki hocam eğitimsiz bir cahil olursun. Allah yardımcımız olsun. O zaman iki defa sabredeceksin. Bu dersleri çok iyi dinleyeceksin. Artık geçti. Satamayız, boşayamayız. Ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Kötülüklerini vurgulamayalım. Çünkü insan en sert direnmeyi değişime kullanır. İnatçılar zor değişir. Çünkü direnir. Unutmayın. Kadını veya eşinizi değiştirmeye kalkmayın. Ya iyilik tarafı var mı? Var tabii insan.
onu vurgulayın. Ya hanım, Allah Allah, çok hoşuma gitti ya. Allah razı olsun. Mesela diyelim ki çamaşırı balkonda böyle asıyor. Bir şey deme. Direnir. Daha beter yapar. Bu sefer başını da açarak yapar. Bir gün gelirken baktın ki kolu kapalı. Ya hanım maşallah ya. Çok hoşuma gitti. Elin kapalı ağustanıyor. Ha falan der. Yani iyiliklerini vurgularsanız ilk önce sahiplenmemiş gibi gözüküyor ama takdir görürse onu, o şeyi, kadın odur ki okşanmaya müsaittir. Kadın her tarafı okşanmaya müsaittir. Yani bir şey anlatmak için söylüyorum. Aynı zamanda kadın duygusaldır, erkek cinseldir. Yani kadın iletişimden zevk alır. Yani alakayı çok sever, iltifatı çok sever. Çok. Erkek kadına bakarken cinselliği hep düşünür, hayal eder. Kadın ise onunla sohbet etmeyi, diyalog kurmayı, iletişim kurmayı çok severler. O zaman kadının irtifatından çok hoşlandığı için diyeceksin ki ya şu hareketin var, hakikaten ben çok memnun ediyor. Bu sen hoşlay. Çünkü hiç kimse, Firavun'la dahil, hiç kimse biz de dahil iltifattan rahatsız olmuyor. İltifattan kimse rahatsız olmaz. Bak, eleştiri, tenkit, haklı dahi olsa beni yaparsanız beni rahatsız eder. Haklı. Ama doğru söyledin kardeşim bile desem o nefisi memnun etmez. Ama beni onurlandırırsanız estağfurullah kardeşim desem bile içeride böyle pis, pis, bir gül açılır. Ama bu Firavun işte bu. Yani sahip çıkarım, çıkmam. Orada mesuliyet olur. Ama unutmayın, hiç kimse iltifattan rahatsız olmaz. Hiç kimse sahiplenmemiş gibi gözükse bile lezzet alır. Ama nefsanidir. Sahiplenmeyebilir içeride, onu biz bilmeyiz. Onun için iyiliklerini vurgulayın. Alim aramayın kadın. Alim almadık. En büyük hata biziz. Eğer ev hanımı aradınsa Fatıma'dır. Sen alim aramışsın, Ayşe alacaktın. Gitti Fatıma aldı. Ayşe ilim ehlidir. Ayşe modeli alırsan Fatıma modeli arama. Ev hanımı arama. Eğer Hatice modeli almışsan okumuş müdür, müdüre hanım, doktor vesaire. Hani bir makam, hani içtimaiyatta bulunmuş. Erkekler gibi yarışansa Hatice'dir. Hatice ise Fatıma gibi ev hanımlığı arama. Hata bizde. Biz başlayalım. Ya benim derdimi çeksin. Sen Rabia modelini mi aldın ki çileni çeksin? Çilekeş Rabia. Tamam mı? Böyle sadakat, vefa, içsel bir hanım arıyorsun. O Meyrem'dir. O modeli almadı ki. Beni girince anlasın beni. Meyrem modeli yok ki, almamışsın ki. Sen zahirciyi almışsın, gitmiş Hatice'yi almışsın, tam tersini almışsın. Hanım ise, nasıl bir adam istiyorsun? Bana mutlak itaat etsin. Ebu Bekir'i aramadın. Ebu Bekir modelini aramadın ki, sen Ömer gibi bir adam aradın. Ömer modelini almışsın, hanım. Ya beni de idare etsin, şöyle. O Ali modeliydi, Ali almadın ki. Tamamen benim emrime itaat etsin. Osman modelidir o. Ya öyle alim böyle olsun, fedakar böyle, dershanelerden çıkmasın. Ebu Hüreyre modeli alacaksın. Yani ne yaptığımızı, nerede olduğunu bilmeyen, onun için hiçbir yol doğru yol değil. Nerede olduğunu bilmeyen, nereye gideceği de mühim değil ki. Böyle bir saat konuşurum bu konuda. Evet, şu korkuya kadar gelip kapatıyorum. Anladın mı? Suç karşıdaydı değil mi şimdiye kadar? Aslında suç bizde. Kardeş, merdiveni koydum. Çık. Koydum. Aşağı. Niye çıktın oraya? Merdiveni ben oraya koydum çık diye. Merdiveni burada, buraya dayasaydım buraya çıkacaktı kadın. Merdiveni nereye dayadınsa netice odur. Nedir? Veya... Sen nereye çıktın? Gittin bir şey eşya aldın. Yangın. Ya ben Ali vardı yangın. Bu odaya merdiven koydum eşeği. Öteki odada bilgisayar vardı, param var. Yok, oraya koysaydın merdiveni.
İyi bir evlilik iki şeye bağlıdır. Birincisi doğru insan bulmaya, ikincisi doğru insan olmaya. Bazen sesini duyurabilmen için susman gerekir. Evde de yapın. Konuşmak mı istiyorsun? Sus. En iyi ses bazen susmak yapar. Susmanın yaptığını konuşmak yapamaz. Ya. Bunlar tapu tapu altın gibi cümleler. Öyle mi? Bir insan aç olduğu için çalmaz. Hırsız olduğu için çalar. Bir insan işini iyi yapmak istiyorsa iki işi bir arada yapmasın. Kendi işini yap, sırayla. Büyük hataların başında gurur ve haset yatar. Hele dershanede. Dershanelerdeki veya içerideki, dershanelerdeki o abilerin vesairelerin kavgaların temelinde haset vardır. İmam-ı Gazali Hazretleri Allah yeryüzüne 10 haset indirdi. 10 haset. Biri cahillere dağıtıldı bütün dünyadaki. 9'u sırf alimlere verilmiş. İslam alimleri. Haseti. Çok tuhaf bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi hatırıma geldi. Allah Allah. Bir alimin mahkemede yargılanırken suçlu olup olmamasını çok antika bir şey söylüyorum. İyi dinleyin. Bir alim mahkemede yargılanıyor. Kadı yargılıyor. Suçlu mu değil mi? Bu alimin suçlu olduğuna dair başka bir alim dinlenilmez. Yasaktır. Delil olmuyor. Çünkü alim, anladınız mı? Niye? Çünkü alimden alime haset olur da ondan. Avam, sokaktaki insan bu alimin aleyhindeki şahitliği kabul ediliyor. Ama alimin suçlu olduğuna dair bir alimin söylemesi şahitlik kabul edilmiyor. İslam'ın şu inceliğine bak, kurban olurum sana. Kurban olurum. Bak diyor ki, ey parası imkanı olan gecekondu mahallesini gökdelen yapma. İnsanları aşağılıyorsun. Bak. Psikolojisini bile rahatsız etmeyi kulak kısaymış. Ya adamın binasına bak ya benim şey ya. Al kendisini basit pasifize edilmiş hisseder. Git başka yerde. Normal orta seviyeli mahallede jipe binme. Aynı kanunu yapıyorum. Jip dememiş İslam alemi, ev demiş. Ben de kullanıyorum. Nereden çıkarttın? Kanun bir silsiledir. Efan onunla bağlıdır. Benim işim o kanunları alıp uygulamak. Zekatını veriyorsa binemiyoruz değil mi abi? Evet. Evlenecek. Efendim ne dedin? Zekatını falan veriyorsa yani... Binebilir de başka, binmeyin diyor. Başka bir şey anlatıyor. Başka bir şey anlatıyor. Tavsiye bu, haram değil. Müslüman... Bir evleneceksiniz. Kız alacaksın. En iyi o kızı gösteren nedir biliyor musun? Aynen. Emsali kıza sor. Emsali kız arkadaşına onu sor, hasetinden hep bütün pisliklerini sana döksün. Gelelim senin soruna, unutmamak için acele et. Elbette arabayı binebilir. Allah nimetini kullanda görmek ister ama burada binme. Yani haram değil ama tavsiye etmiyor diyeyim. Çünkü ben Anadolu'ya biniyorum, Hacı Murat'a biniyorum. Gelmiş bir baktı ki jipe binmişsin. Böyle bir de sarıklı cübbeli. Suizan oluyor, şimdi buluyor. Haset oluyor. Göz oluyor. Şua geliyor. Burada binme. Orta. Risalede var mı? Biz diyor sevad-ı azama ittibaya mecburuz diyor. Sevad-ı azama ittibaya mecburuz. Yani avam seviyesinde yaşamakla mecburuz. Müslüman zengin olmalı ama halk seviyesinde yaşamalı. İmtiyazlaşmamalı. İlimde değil tabii. Ben mesela bu konuda sizden imtiyaz olmasam siz nasıl bunu anlatacağım? Nasıl tespit edeceğim?
İmtiyaz olmasın diye size anlatmayayım. Cahil, siz de nasıl varacaksınız? Ben bugünlük mevzu değil ki. Bu kitap defterin başı. 30 senelik veri tabanlarım benim. Bak bir şey sordu, 10 dakika konuştum. Niye? Hazinem var. Yani konuşmayalım. Ha bu değil, ilim değil yani. İmtiyazlaşmamak bu şeyde, sabah dağızan noktasında. Son şey 2-3 tane var. Onu şuraya kadar bitirmem lazım. Sizin için. Uzağa düşünmeyen üzüntü yakındır. Başka? Görev büyük şeyi yapmak değil, gerekeni yapmaktır. Başka? Gülünecek şeyleri ciddiye alanlar, ciddi meselelerde gülünecek hale gelirler. Gülünecek şeyleri ciddiye alanlar, şakadan anlamıyor, ciddi meselelerde gülünecek hale gelirler. Başka? Hatalar miras değil ki savunmaya değsin. Babandan mı kaldı o hata? Yok. Niye savunuyorsun? Hata de. Bit. Kavgayı da önle. Başkasına katlanacak güç sende vardır. Farkında ol. İnsanları inandıkları şeylerden vazgeçirmek bir şeyi inandırmaktan daha zordur. Tiryakilikten tiryaki olmuş şeyi, adamı, çocuğu, evladı, kızı, hanımı veya kendimi vazgeçirmek yeni bir şey inandırmaktan daha zordur. Tiryaki olmuş bir şeyi vazgeçirmek zordur. Papağan söyleneni anlamak ama aklında tutar. Bak anlamaz ama söyleneni anlamaz ama aklında tutar. Söylediğini anlamaz ama aklında tutar. Şeytanı ve cinlerin en büyük hilesi kendilerinin olmadığına seni inandırmasıdır. Şeytanın hilesinden çıkarttım 13. lemadan. İnsanın yapabileceği hata yapmaktan korkmaktır. İlk hata bu. Hata yaparım diye iş yapmıyor. Hata, iş yapmamak hatasına düştü. Korkma, hata yapmaktan korkma. Yani hata yapmaktan korkarsan bir şey yapamazsın. Yap, düzeltirsin. Akıllı insan elindekilere sevinir, akılsız ise olmayana üzülür. Bir dakika mı? Akıllı insan elindekilere sevinir. Akıllı insan elindekine sevinir, şükreder. Akılsız ise olmayana üzülür. Keşke olsaydı ya. Mevcudun haberi yok. Ya keşke başka telefonum olsaydı. Bu yetiyor işte. Telefonumuzun arkasını değiştirmiştik. Neydi? Kanaat markaymış. Bu telefonun X, tamam mı? Üzerine şunu yazıyor. Kanaat X. Bütün cihazlarınızın üzerine kanaat yazın. Kanaat marka. Rahat edersiniz. Bakılan manzara üzerinde bulunan tepenin yüksekliğine bağlıdır. Bir şey yorumluyor adam, seviyesini gösteriyor. Kaçıncı kattan bakıyor. Görmek ancak görecek noktaya kadar gelmekle mümkündür. Bir şey görmek istiyorsan görülecek yere kadar gel. Uzaktan lafla şey yapma, hükmetme. Gelenek ve görenek değil, sünnet-i seniye öne çıkar. Gelenek ve göreneğimizle amel etme. Hastalık günlerini hatırlayıp durma. Ya dün işte 100 gün yastığa kafamı koymadım, dün kötüydüm hevesi. Hastalık günlerini hatırlayıp durma. Onları mazi mezarlığına zaman gömdüğü gibi sen de aleminde onları göm. Zaman onları gömmüş. Zaman onları kaybetmiş. Gömmüş mezara. Niye hortlattırıyorsun? Sen de aleminde. Ya dün böyleydi, bir ay böyleydi, 10 sene şöyle yaptık. Ya kardeşim niye hortlattırıyorsun? Zaman onları gömmüş. Sen de aleminde göm. Dün yok kardeşim. Dün yok. Bu işin anı var. Yarın korku ve endişeden devam edeceğiz. Başka işte ne zaman olursa. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة